Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği derhal tahliye kararına ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı karar boşlukta bir karardır. Hiçbir anlamı yoktur dedi. Selahattin Demirtaş ise merak etmeyin Türkiye beşli çeteden büyüktür dedi. Tutsak arama iddialarına yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tartışmalara sert tepki gösterdi. Soylu, Türk Polis Teşkilatı'na bu iddiaları atan ispatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir. Çıplak arama iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur. Bunu meclis kürsüsüne taşımak da kelimenin tam anlamıyla acizliktir ifadelerini kullandı. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ise ülkemin geldiği şu seviyesizliğe bakın. Kendi mevzuatından bir haber İçişleri Bakanı millette dalga geçer gibi bir de hakaret ve tehdit savuruyor dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ilişkin evine dön çağrısını yineleyerek "Hala zaman vardır, bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır, evine dön bitsin bu çile" dedi. Bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum ki dön evine bitsin bu çile. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politika faizini %15'ten %17'ye yükseltme kararı aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iş başına gelişinin 18. ayında yaptığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul için Kanın İstanbul çağrısını yineleyen İmamoğlu, Kanın İstanbul belası hakkında ilgililere uyarıda bulunmak istiyorum. Bunu yapmayın, lütfen bu şehre, bu millete, bu tarihe bir daha ihanet etmeyin diye konuştu. İmamoğlu ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen Haziran ayında İngiltere'de düzenlenen bir müzayeden alınan 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet portresiyle ilgili olarak tablo sahte diye soruşturma başlatılmış, bizden cevaplar isteniyor, fıkra gibi bir durum dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Sağlık Bakanlığı'nın aşı politikalarını eleştirdi. Şahin, ulusal aşı bağımsızlığımızı kaybettik. Covid-19 aşısını ne üretebildik ne de satın alabildik dedi. İstanbul ve Ankara'nın yeni başsavcıları belli oldu. İrfan Fidan'ın Yargıtay üyesi seçilmesi nedeniyle boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz atandı. Yüksel Kocaman'ın Yargıtay üyesi seçilmesi nedeniyle boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça atandı. Akça'dan boşalan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine de Gökhan Karaköse getirildi.